Şöyle alabilir miyiz? Bir açılalım. Cenk'o çekiyor mu? Evet. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Kazaya ilk koşanlardansınız. Neler söyleyeceksiniz? Abi Polat Yağcı aramıştı zaten beni. Pardon. Gittik olay yerine. Bayağı da kötüydü. İtfaiye ekiplerimiz, bütün ekipler çalışıyordu. Büyük bir kaza atlattılar. Şimdi yanından çıktım. Doktorlarla da görüştüm. Sağlık durumu iyi. Yani buna da şükür. Gerçekten büyük bir kaza. Bu çok iyi bir şekilde çıkmışlar hepsi. Diğer arkadaşlar, diğer yaralı arkadaşlar da çıkmış. Allah'ın takdiri iyi. Buna da şükür. Allah korusun kendilerini. Müşahede altında kalmaya devam edecek mi? Akşam doktorlar da bir açıklama yapacak. İyi galiba çıkabilir diye biliyorum yani. Öyle söylediler doktorlar. Sizce oğlu olarak sahneye çıkmasını? Bir şey diyemem ben. Ahmet Bey. Geçmiş olsun. Aranızda bazı problemler vardı. İlk duyduğunuzda tepkiniz ne oldu? Çok şahane. Bana ilk Polat aldığında ne olduğunu bilmiyorum. Ben gittim yani öyle o şekilde. Çünkü bir kazadır. Sonuçta gidilecektir yani. Bir şey yok. Bazı problemler vardı aranızda. İlk duyum aldığınızda ne oldu? Hani tepkiniz nasıl oldu? Ya işte o tepki buraya bir şey düşer. Aracın içine girdiniz, ilk siz baktınız babanıza. Doğrudur, doğrudur. Aracın şeyine kadar girdim. Tehlikeli de olsa girdik ya, orada sıkıntı yok ama olur. Yani insanın burası kalptir yani. Bir şekilde girersin. Gidersin yani. Sayılar, teşekkür ediyorum. Tekrardan geçmiş olsun. Eyvallah. Geçmiş. Bir daha yaşatmasın Rabbim inşallah kendisi. Sayılır. Çok sağ ol kardeşim. Eyvallah. Sayılır. Sağ ol kardeşim. Şura gittiler. Yani develene develene dereye gidiyoruz. İki tane kaya pusu tutuyor. İdobusun önümüze gidiyorduk. Kahvaltıya gidiyorduk. İdobusun önümüze gidiyorduk. O araba da kaymış. Ama biz görüyoruz da tabii ne olduğunu bilmiyoruz. Freni patlamış falan dedi. Sonra öğrendik ki kay çiğ değerdi. Yağmur çiçeliyordu. İdo bize çarptığını görünce arabanın aynı dağ çekiyor Yasemin'le birlikte. Çekiyor kenara. Seni gördüğüm zaman dilim neden tutun. Seni gördüğüm zaman güller elimde kur. Seni gördüğüm zaman hayat sanki sondu. Gözlerine bakınca dünyalar benim olur. Susma gönlüm. Sen söyle, haydi gönlüm sen söyle.
yaşarsın sevdiğimi. Rüyalarda gördüğümü, uykusuz gecelerimi haydi söyle. Öncelikle bu hale getirdiğiniz zaman sizlerden özür diliyorum. Hiçbir zaman ayağımı sizlere karşı uzatmadım. Ama böyle doktorumla birlikte geldik. Ağabeyim dedim şey kalması lazım. Ben dedim seyircime ayaklarımı uzatamam benim yüzlerine karşı. O dedi ki hastalık ne yapalım? Beni bağışladı. Spekülasyonlar çok. Spekülasyon mu denir ona? Ya. Ne? Spekülasyon. Enfeksiyon. Ben şiir yazıyorum ya. Ben bir de bestecilerim yanım var ama hiç kimse bugüne kadar bu bestecidir demedi arkadaş. Yüze yakın bestem var bu İbrahim Tatlıses. Bu da mı senin? He diyorum Allah Allah. Şaşırıyorum. Bazen diyorum beste fabrikası. Fabrikatörün. 100 tane falan eserim var. Bir günde duydunuz mu benden? Bu kadar eserim var, şu kadar eserim var. Bunu. Ama bu şarkı da benim mesela. Haydi söyle. İsrail'de 3 tane çocuk verici oldu bu şarkı. Yaşma. Sizlere çok seviyorum, çok sayıyorum ama rakam olarak değil. Sizlere biraz dertleşeceğim. Benim ağzım güldü. Oğlum, Polat diyor. Polat nereden çıktı? Sen öyle. Polat beni anıyor. Hareketimden dolayı sizlerden özür diliyorum. Hiçbir zaman ayağımı sizlere karşı uzatmadım. Ama böyle doktorumla birlikte geldik. Ağabeyim dedi bir şey kalması lazım. Ben dedim seyircime ayaklarımı uzatamam benim yüzlerine karşı. O dedi ki hastalık ne yapalım? Beni bağışlayın. Spekülasyonlar çok. Spekülasyon mu denir ama? Ya. Ne? Spekülasyon. Enfeksiyon. Ben şiir yazıyorum ya. Ben bir de bestecilerim yanım var ama hiç kimse bugüne kadar bu bestecidir demedi arkadaş. Yüze yakın bestem var bu İbrahim Tatlıses. Bu da mı senin? He diyorum Allah Allah. Şaşırıyorum. Bazen diyorum beste fabrikatı. Fabrikatörü. 100 tane falan eserim var. Bir günde duydunuz mu benden? Bu kadar eserim var, şu kadar eserim var. Bunu. Ama bu şarkı da benim mesela. Haydi söyle. İsrail'de 3 tane çocuk birinci oldu bu şarkıyla yarışmada. Sizleri çok seviyorum, çok sayıyorum ama rakam olarak değil. Sizlerle biraz dertleşeceğim. Benim ağzım gibi. Polat diyor. Polat nereden çıktı? Sen de böyle. Polat beni anıyor. İşte Cenab-ı Hak kurban olayım. Meleklerini gönderdi. Arabamız dereye yuvarlanıyordu. Resmen gidin orada kaya olun dedi. Eğer yarın gideceğim o kayalar varsa terbiyesizim. Kaya maya görmeyeceksiniz orada. Çünkü o kayalar melek tutmuşlar gittiler. Yani develene dereye gidiyorum. 2 tane kaya bizi tutuyor. İdobus'un önümüze gidiyorduk. Kahvaltıya gidiyorduk. İdobus'un önümüze gidiyorduk. O araba da kaymış. Ama biz görüyoruz da tabii ne olduğunu bilmiyoruz. Freni patlamış falan değil. Sonra öğrendik ki kay. Çiğ de yağdı. Yağmur çiteliyordu. İdo bize çarptığını görünce arabadan hani daha çekiyor Yasemin'le birlikte. Çekiyor kenara. Bütün geçen arabalar da diyor ki yani tüp yok. Yağmur söndürücü tüpler. Böyle. Ulanlar için biriniz durun be. En son biri sağ olsun duruyor. İdo tüpü alıyor. Uğur kardeşim sağ olsun şoförümüz. Önde de 3 kişi oluyor. Kafa havaya gidiyor. Eyvah üçü de öyle dedi. Gitti yani Allah korusun. Ama Allah işte. Allah bitti demeden de bitmiyor. Ve İdo o yangın tüpünü alıyor. Biz içeride ben de arabanın içindeyim. Bak kül olup gideceğiz ha. Bir tane arkadaş sağ olsun veriyor, orada getiriyor, söndürüyor ateşi. Ben diyorum ki ya ne oldu? Diyorlar ki bize çarpan kamyon yani. Halbuki biz yanıyoruz. Sonra videolarda falan seyrettim, kafayı yedim.
Ya Rabbi Allah dedim, ne kadar büyüksün, senin büyüklüğüne inanmak kafir değil. Ne kadar büyüksün, ne mucizelerin var. Bak buradayız. Ve dedim ki, ben seyircimi karşısından çıkaracağım, söz verdim onlara. Bu akşam oradayım dedim ve geldim. Ya buradayım. İdo'ya, Melek kızıma, Elif Oda'ya hepsine teşekkür ediyorum. Yasemin kızıma, gelinime çok teşekkür ediyorum. Çünkü görüyorum çok müjdeler verdiler. Melek bana selam gönderdi. Diyor ki babam burada olduğunu öğrensin. İtfaiyeciler geldi söyledi bana. Dedi ki söyleyin Melek kızım burada. E bu bir moraldir yani. Doğru mu? Meleğime, adın gibi Melek'sin be. Vallahi adın gibi Melek'sin. Sonra itfaiye. Ya bunu niye karıştırıyorum onu? İtfaiye aldım. Abi çarpıştı kafa kafaya gitti ya. Hafıza şey olabilir yani Allah Allah. Ben de oturmuşum. Ben arabanın içinde nasıl bu şekilde oturuyorum. Ben de uzanmışım. Ayaklarımda camda böyle camlar bulmuş. Ben o hale nasıl geldim bilmiyorum ama sanki ben kameraydım böyle gülünme araba. Polislere, jandarmaya, özel hastanemize çok çok teşekkür ederim çünkü hepsi bir başarıyla şey yaptılar. Dilan nerede? Dilan unuttum ya. Vallahi Dilan da Allah var. Canım benim, sen de aklım var. Kusurumu bağışlayın. İdo sen de orada mısın? Çağıracağım sizi buraya. Gene bana yardımcı olun oğlum. Ne zaman yardımcı olacağız? Ateşi söndürdün tamam. Benim ateşim var. Benim ateşimi söndür. Ateşini ben söndüremem. Ne? Ha, sözün diye bana ait bebeğim de diyorsun. Bitti mi konuşmamız? Canım benim, canım. Öncelikle bu hale getirdiğim dolayı sizlerden özür diliyorum. Hiçbir zaman ayağımızı da karşımıza koymadım. Ama böyle. Doktorumla birlikte geldik. Ağabeyim yüksek kalması lazım. Ben dedim seyircime ayaklarımı uzatamam ben yüzlerine karşı. O dedi ki hastalık ne yapalım? Beni bağışlar. Spekülasyonlar çok. Spekülasyon mu derler ona? Ya. Ne? Spekülasyon. Enfeksiyon. Ben şiir yazıyorum ya. Ben bir de bestecilerim yanım var ama kimse bugüne kadar bu bestecidir demedi arkadaş. Yüze yakın bestem var bu İbrahim Tanrı'nın. Bu da mı senin? He diyorum Allah Allah. Şaşırıyorum. Bazen diyorum beste fabrikası. Fabrikatörün. 100 tane falan eserim var. Bir günde duydunuz mu benden? Bu kadar eserim var, şu kadar eserim var. Bunu. Ama bu şarkı da benim mesela. Haydi söyle. İsrail'de 3 tane çocuk verici oldu bu şarkı. Yaşma. Sizlere çok seviyorum, çok sayıyorum ama rakam olarak değil. Sizlere biraz dertleşeceğim. Benim ağzım gülüyor. Polat diyor. Polat nereden çıktı? Sen de Polat beni anıyor. Zaman durur bütün zaman. Seni gördüğüm zaman canla dördü vallan. Seni gördüğüm zaman durur bütün zamanlar. Haydi gönlüm sen söyle. Susma gönlüm sen söyle. Gecelerimi haydi söyle.